Tabağa 4 puan. 1. Birinci tabağa da 1 puan. Çok güzel bu. O zaman üçüncü tabağın önünü alayım. Üçüncü tabağa Yasemin Hanım 3 puan verdi. Bakalım 3 puanın sahibi olan gelinimiz kim? 3 puanın sahibi olan gelin. Kaldırdık. Didem. Didem 3 puanın sahibi. Gelelim efendim. İkinci tabağın önüne. 4 puan. Acaba kime gidiyor? Gelinler 4 puan da güzel bir puan. 4 puanın sahibi olan gelinimiz... Kaldırdık. Aysun. Aysun 4 puanın İnşallah sahibi. İnşallah bir değildir gelinim. Eyvah. Gelelim efendim. Dördüncü tabağa. Dördüncü tabağa da 5 puan verdi. Bakalım yine gelinini bulabilecek mi? Ya da başını yakacak mı? Belki de bulamadım. Ve 5 puanın sahibi olan gelin. Kaldır deme. Kaldır. Hadi o zaman kaldırdık. Zeynep. Zeynep. Vallahi nasıl buluyorsunuz ya? Ben de şok et, şok oldum. İlayda 1 puan aldı. Ay şok oldum. Teşekkür ederim. Ay çok şükür. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yasemin teyze benimkini yani beğenmediniz ama her şey aynı olan tadı nasıl farklı olabilir? Vallahi içinin tadını alamadım İlaydacığım. Nasıl içinin tadını alamadım? İnan ki hiç tadını alamadım seninkinde. Yani... Üçü aynı dedim, birisi değişik dedim zaten. Zaten ben de onu anlamıyorum. Nesi değişik olabilir? İçi içi. Hiç tat tamam. Alamadım. Yavandı bana. Nasıl yavan bak, olabilir? Bak bunların tadı, aynı tuzu malzemeler. Vardı. Ben bak de bunların onu... tadı, tuzu belliydi. Biberi belliydi. Hep ağzıma geldi ama sen de hiçbir şey bulamadım. Ya ben de onu anlamıyorum. Aynı malzemeler, aynı ölçüler. Yani bunu... Bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl bir tiyolaştınız. Tiyolaştığınızın tam tersi olan tabağı... Hani farklı demenizi anlıyorum ama... İlaydacığım tiyolaşmış olsak üçü güzel der mi sence? Kayınvalidemin beni bulmasını hazmedemeyen gelinler tiyolaştığımı iddia ediyorlar. Tiyolaşsam birine 5, hepsine 1 verir. Nerede bunun tiyosu? 4 de var, 3 de var. Nerede bunun tiyosu? Ben de düşünsene anlamıyorum. Bir. Tiyoyu nereden alabilirim ki bu kadar kamera arasında? Hayret bir şey yani. Bence gelinimi tanıdım hani, ben. Yediğiniz tabağı diyorsunuz ki bu diğerlerine göre çok farklı. Nesi farklı olabilir? Diyorum ya içi yavan geldi bana. İçi yavan geldi. Nesi hiç yavan olabilir? Neden yavan üçünden olsun? Üçünden aldım ondan neden almadım. Neden yavan olsun? Yapamamışsınız. Yapamadın demek ki İlaydacığım. Yapamadın herhalde. Neden yapamayayım ya Allah aşkına? Çok da güzel yaptım. Bilemiyorum ama ben ondan tat almadım. Dedim ki üçü benziyor. Güzel olmuş. Ben ona göre puan verdim. Hayret gerçekten. İlayda hayret. Bir saniye. Benim neden üç Yasemin teyzeciğim? Yani ne eksikti? Nasıl? Neden, benim tabağımda ne eksikti? Neden üç? Ya üç puan işte puan olsun hani güzeldi, diye. Güzeldi o da güzel tabaklardan biriydi ya. O yüzden soruyorum. Seninki hayır, de bir fena Aysun değildi. De fena aldı. Değildi. O da mesela 4 aldı. Yanlış tabağa 4 verdi. Şans işte ama bu. Ama hani mesela diğerlerinden ayıran atıyorum 5'lik tabakla 3'ün arasında ayıran. En güzel 4'ü buldum 4'e verdim mesela 5. Benzeri bir olduğunu bilmiyorum hayır, eksik tabii. Eksik nedir ben sadece eksiğimi bilmek için soruyorum. Eksik nedir? Aysun'un gördüğümüz kadarıyla yanmıştı. O bir de benimkinde... Yok yanmamış o yok. Hiçbiri benimkinde yanmamış. Gayet çiçekli falan da. Seninkinin altına bakalım bir de. Bak o yanmış evet. Hayır benimki yanmış değil. Yani Aysun'unkine yanmış diyorsun ya ben de seninkisi yanmış. Ben güzel, niye benim tabağımı tartışıyorsunuz ben anlamadım. Seninki yanmıştı ben 4 çünkü. Puan aldım. Yanmıştı hani ama. Hani 5'ten... Yanmıştı. Didem de gördü. Olan. Ben de Zeynep sen de gördüm. Sen bence Didem de burada paslaş anladın mı? Benim tabağımla kendin tabağını kıyaslama. Kapkaraydı ben 4 aldım sen 1 aldın çünkü. Şaka gibi. Resmen kapkaraydı senin tabağın evet, içerisinde yani böreklerin. Hepimiz neden gördüm. Kabul etmiyorsun yandığını anlamıyorum. Simsiyah yani. Simsiyah hiçbir farkı yoktu siyahtan. Aynen öyle. Gel bir istersen. Gel bir göstereyim.
Hani gözlerinde problem var diyorum da dinlemiyorsun. Gözlerim çok iyi, sen oradan göster ben görürüm. Tatlım gel. Tamam, bundan sonrakilerini alsın. Bundan sonrakilerini göreceğiz. Bir tane öyle denk gelmiş, hepimiz gördük. Hepimiz gördük. Bundan sonrakilerini altında çevirip bakacağım ben özellikle. Valla benim aldığım puan hiçbirimizi ilgilendirmez, tamam mı? Puanını konuşmuyoruz zaten, böreğini konuşuyoruz. Şaka gibisiniz ya. Ya neyin tartışıyorsunuz anlamadım. Ben beğendim, ben verdim. Teşekkür ederim Yasemin teyze. Yapacak bir şey yok. Ben tartışmıyorum. Ben aldığım puandan memnunum. Teşekkür ederim size. Neyini tartışıyorsunuz? Bilmek istiyoruz ama Yasemin teyzeciğim, bundan sonrakiler için. 5 verince uçuyorsunuz da 1, 2, 3 alınca niye böyle yapıyorsunuz? Bundan sonrakiler için de kusurumuzu bilmek istiyoruz. Neydi acaba, onu düzeltelim diye soruyoruz zaten. Hani Allah, o yüzden Allah üzerine geliyoruz. Söyledik işte. Üçü de güzel dedim ama puan olsun diye vermek zorunda kalıyorsun 3'ü, 5'i, 2'yi, 1'i. Yani 3, 4 bu birer puanlar çok ciddi farklar aslında bizim için. Evet. Bir deyip geçmeyelim. O yüzden 3 ile 4'ün arasında, 4 ile 5'in arasında da bence fark var. O yüzden açıklama istedim. Çünkü kusurumu bileyim ki bundan sonrasında daha farklı ilerleyeyim. Ben sadece onu istiyorum. Daha güzel yapmaya çalışın o zaman. Odaklanın işinize, kavga edeceğinize odaklanın o zaman. Hep tartışıyorsunuz, orada duyuyoruz. Aynen, yani burada tartışacağınıza yemeğiniz odaklansaydınız. Yani odaklanın sesinizi duyun. Acaba yapabildim mi, yapamadım mı diye bir bakın o zaman. Yaptık zaten. Belli işte yaptığınız. Eminiz zaten. Siz de güzel dediniz zaten, kötü demediniz ki. O zaman neyi tartışıyorsun? Üçün farkını memnun sordum. Memnun ol aldığım puanda. Üçün farkını sordum Yasemin teyzeciğim. Gerçekten bana bir verdiniz ama ben hiç hak etmedim. Çok da güzel yaptım. Umurumda sana bile öyle değilsin. Geliyor canım. Sana öyle geliyor. Çok da güzel yavan yaptın. Yavan içe hiç yavan de güzel olmamıştı. Yavan olmasının imkanı yok. İmkansız. Otur da sen ye o zaman onu. Efendim sırada Gülcan Hanım var. Buyurun efendim, alabiliriz sizi. Vallahi güzel gidiyoruz. Yasin evet. Hanım gelinini buldu. Öyle mi? Bakalım siz bulabilecek misiniz? Darısı başım o zaman. Hadi bakalım. İlk tabakla başlayalım. Güzel pişmiş. Güzel yani. Ama beğendiniz. İç beğendim. Malzemesi falan nasıl? Çıtırlığı, iç malzemesi. Güzel. Yani şu an yani kıyas yapamam ama beğendim. Tamam. O zaman ikinci tabağımıza geçelim. Üstü güzel çıtırdı, altı biraz... Az mı pişmiş? Yok, biraz bir yanık var ama her tarafında yok. Ama pişmiş. Beğendiniz bunu da. O zaman üçüncü tabağımıza geçelim. Kötü bir tat almadım. Bunun tadı diğerlerine nasıl? Diğerlerine göre. Diğerleri daha fazla pişmiş. Hı hı. Daha mı çıtır? Evet, yani şey olarak daha çıtır. Altında biraz yanma var. Hı hı. Altında. O zaman son tabağımıza geçelim. Şimdi bunun tadı nasıl, onu bir sorayım. İnanın buna da kötü diyemem. Diyemezsiniz. İşiniz zor. Evet. Peki hangisini ileride yaptınız? Çıtırtı olarak en çıtırı bu. Bu ikinci çıtır, en çıtır diyecek olursam ama lezzet olarak bunları da beğendim. Hı hı. İleride yapmıştır diye arayacak olursam. Ya sanki şuna gidiyor gözüm sürekli. Yani bu da olabilir, şu da olabilir. İnşallah doğrudur. Peki hangi tabağa kaç puan veriyorsunuz? İleride yakmamıştır. Onu bir garantiliyorum kendime. İnşallah doğrudur. Bir onunla başlıyorum. Dördüncü tabağa bir puan. Ama bunlar arasında gidip geliyorum. Şu beş hep gözüm bunda, niye bilmiyorum. Güzel tatlı, hepsinden güzel tatlı aldım. İkinci tabağa 5 puan, dördüncü tabağa 1 puan. Dört,
Üçüncü tabak. Üç. Dört, birinci tabak. Üç. O zaman birinci tabağın önündeyken bakalım. Gülcan Hanım'dan 3 puan hangi geline gidiyor? 3 puanın sahibi gelin, kaldırdık. Zeynep. Zeynep 3 puanını aldı. Şimdi 3. tabağın başına geldik. 4 puan verdiniz. Yani inşallah hani ikisinden biridir, bu değildir de. 4 puanın sahibi gelin.